10 Aralık 2020 Antalya Kumruca Adrasan'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Ahmet Manay. Evet. Burada kabak serasında senelerce sorun yaşadı. Evet. Bir tünelin bir orta parçasında bu sene rekor gelişimi denediler. Sorunu çözmek ve ürünü görmek adına. Neler oldu? Burada ne yaşıyorduk? Hocam burada normal mesela sulama sisteminde örnek vereyim bir 15 dakikalık bir sulama yaptığımız zaman diğer bütün çemberler suyunu alıyordu. Tamam. Bu çemberimiz daha çabuk kuruyordu. İşte soluyordu. Biraz daha şöyle baktığınız zaman diğerlerinden daha alçak ve zayıf duruyordu. Şu anda bu yıl o sıkıntıyı çözdü yani. Yani burada şu su arada şu 300 metrekarelik bir bölümde şey var. Su toprakla ilgili sorunumuz tabii, vardı. Tabii, evet. Bu da bitkinin gelişimine, meyve tutumuna, her şeyine tabii, etki ediyordu. Evet. Doğru mu? Aynen. Kabak çeşidi nedir? Seydan çeşidimiz. Seydan. Siz kabak yapıyorsunuz herhalde tabii, evet. Devamlı. Bu sene meyvede tutumla alakalı ne söyleyebilirsiniz? Neler yani, oldu? Meyveler şu anda iyi. Çiçeğimiz de güzel açıyor. Şöyle hı-hı, mesela altından bayağı bir toplandı zaten. Şöyle peki, gözüküyor. Diğer yerlerle aynı hasatı yaptınız herhalde. Tabii şu anda aynı hasatı yapıyoruz. Aynı hasatı yapıyorsunuz. Şöyle evet, gösterelim biraz daha. Gidelim. Yani burada... Şöyle... Şunlar sorunlu dediğimiz bir yerde. Şu anda bir sıkıntımız yok Allah aşkına. Yani tutum ve aralıkları da güzel. Yani şeyin, şu an için ideal bizim için zaten bu. Şöyle gösterelim. Şöyle mesela. Herhangi bir şu ana kadar bir hastalık şeyi de yok. Yok bir hastalığımız yok yani. Peki, şu şehirde dikim, iyi yani. Dikim tarihi ne zamandı buranın? Dikim tarihi ayın 17'sinde diktik biz bunu Ekim'in 17'sinde. Ekim 17 tarihli dikimli. Evet. Şimdi burayla diğer atmadığınız yer arasında mesela bir erkencilik gözleminiz var mı? Sorunlu olmasına rağmen. Ya biraz daha şöyle söyleyeyim. Meyveyi biraz daha çabuk getiriyor gibi geliyor burası. Çünkü peki, geçen yıla baktığımız zaman meyvede bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda genel anlamda baktığımız zaman da burası biraz daha iyi getiriyor. Şimdi yani, geçen sene meyve gelmiyordu. Meyve olmuyordu. Gelişim sorunu evet, vardı. Bu sene her şey oluyor ve meyve de daha çabuk tabii, geliyor. Tabii tabii evet. Yani toprağın yapısı fiziki şekli düzenlendi. Hı hı. Şu anda iş çözüldü. Evet. Burası kaç dönüm toplamda? Burası 3 dönüm şu anda. 3 dönüm. Siz sadece buraya denediniz. Tabii. Var mı eklemek istediğiniz burada gördüğünüz farklı bir şey? Yani sonuç böyle olarak toprağında sorun olan arkadaşlar sorunlu bölgelere hı-hı, atabilirler yani. Biz memnun kaldık. Tavsiye edersiniz. Tabii, yani öncelikle Adrasan, evet, Kumruca, Türkiye'deki evet, kabak üreticileri tabii, izleyecekler. Tabii. Mümin Bey, siz var mı ekleyeceğiniz ziraat mühendisi olarak? Hani buraya da gelip bakıyorsunuz. Ziraat mühendisimiz tavsiye hı-hı, etti. Zaten hani özellikle sıkıntılı bölgeyi hı-hı, geçen yılda kendisi kontrol etmişti. Deneyelim dedi işte. Denedik buraya. Peki sonucu bir şey daha yani, sorayım. Harcadığınız maliyetine göre bu sorunun çözülmesini kıyaslarsanız ne kadar kârdasınız? Yani şimdi onu hesaplayamayız ama bayağı bir kârdayız. Çünkü şöyle, bu sezon başından sezon sonuna kadar. Şöyle şimdiki şu anki haline göre benim tabii biz burayı öncesini görmedik. Tamam. Burada meyve çok düşük alınıyordu. Evet. Hastalık önce buraya çöküyordu. Tabii. Buradan yayılıyordu. Tabii tabii. Doğru evet, mu? Evet. Şu an hastalık yok. Meyve var. Erken geliyor. Tabii. Her şey çözülmüş durumda. Yani, yani bir 300 metrekare yani hasarlı dediğimiz bir de tabii, bir de en baş var. Evet. Sadece burası değil. Tabii orada da çözüldü şu anda. Toplam bura kaç dönümdü? 3 dönüm burası. 3 dönümün bir 500-600 metrekaresi bu şekildeydi. Evet. Buraya ne kadar uyguladınız? Onu da söyleyin. Rekor ya gelişim. Şöyle söyleyeyim. Ortalama hani biz dönüm bazında şey yapmadık. Buraya bir tane çuval bir olarak tane aldık. Biz bir tane uyguladık. Tamam. Biz, yani 600 metreye biz bir tane çuval attık. 600 metreye bir tane uyguladınız. Bizim zaten önümüz dönüme iki torba şeklinde normal oranı uygulamışsınız. İnşallah seneye her tarafa uygularsınız. İnşallah. Bu şekilde var mı eklemek istediğiniz Mümin Bey? Sizin de. Bütün üreticilerimize tavsiye ediyoruz bu ürünü kullanmalarını. Öncelikle denesinler, kendileri gözlemlesinler ürünün şeyini. Hı-hı. Ondan sonra bütün seraya uygulasınlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün bir aile sera gezdik. Kabakla alakalı patlıcan vesaire geziyoruz. Bu kabakla ilgili sorunlar bu bölgedeki üreticilerde var. Evet. İnsanların evet, bu sene meyve gelmeme sorunu var. Evet. Sizde de meyve durmama sorunu var gibi görünüyor. Evet, evet. Böyle bir şey. Bu evet, bir hormon değil. İlaveten şunu söylemek istiyorum. Fazla uzatmadan rekor gübre firmamızın rekor gelişim taban. Yapraktan uygulanan rekor gübre ürünümüz var. Onu hı-hı, da tavsiye ederiz. Hı-hı. Özellikle burada meyve hasatı yaptığınız zaman burada kırdığınız dallardaki hasarların daha çabuk düzelmesi, hı-hı, sıcak soğuk stresinin atılması, çiçeklenme, meyve tutumu ve irileştirme. Üst aksama çalışıyor. Hı-hı. Damlamaysa rekor damlama ürünü de topraktan veriliyor. Dekara 100 gram. İlk uygulama devamında 50 gram şeklinde. Bir ay arayla sezon boyu veriyorsunuz. Köke çalışır, kılcal kök oluşumu.
Toprakta ne varsa virülen bitkiye geçirir. Bağlanabilecek ne varsa toprakta bağlanmadan bitkinin almasını sağlar. Buradan da bunu anlatalım. Türkiye'ye, herkese, üreticilere. Yani ben tavsiye ediyorum. Tavsiyelerimizi. Çünkü farkı biz gördük bu yıl. İnşallah gelecek yıl bütün seramızı atmayı düşünüyoruz. Son bir şey daha soracağım. Uzattım ama. Burada daha önce denemeleriniz oldu mu? Bu iki noktayla alakalı. Farklı denemeler yaptınız ya mı? Ya yaptık şöyle. Başarı aldınız mı yani? Ya alamadık. Organik madde vesaire hani sezon verdiniz. Başı denedik. Onları işte hayvan gübresi vesaire biraz daha fazla kullandık. Şey yaptık. Yine de sonuç bir sonuç alamadık yani. Teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Selamları gönderiyoruz.